Günaydın değerli izleyenler, iyi haftalar. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız, gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi detaylıca değerlendireceğiz. Hemen dün akşama giderek başlayalım. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe Corendon Alanyaspor'u 5-0'la geçmeyi başardı. Şimdi gelin hem maçın özetini hem de basın toplantılarını izleyelim. Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz. Bakalım bugün gündemde hangi başlıklar, haberler göze çarpıyor. Her zaman olduğu gibi Fotomaç gazetesinin ana sayfasıyla başlayacağız değerli izleyenler. Bunlar Marslı manşetini görüyoruz dün akşamla ilgili. Jorge Jesus'un adeta uzay takımı haline getirdiği Fenerbahçe, Alanya karşısındaki muhteşem şovunu 5 golle süsledi diyor haber. 6 maçta 20 gole ulaşıldığı detayına da bir cümleyle yer verilmiş. Hemen altına baktığımız zaman sayfanın "Fırtına koptu geliyor" başlığını da dün oynanan Trabzonspor-Gaziantep PK mücadelesiyle ilgili görüyoruz. Gaziantep karşısında ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşen Trabzonspor 90+8'de Bartra'nın golüyle 3-2 kazanıp müthiş bir geri dönüşe imza atmayı başardı. Gelin bir de Fanatik gazetesinin ana sayfasına bakalım. Fanatik'te de sayfanın ikiye ayrıldığını görüyoruz. Dün oynanan iki karşılaşmayla ilgili manşetler dikkat çekiyor. 90+8'de fırtına koptu Trabzonspor'la ilgili manşeti Fanatik'in. Fener ezdi geçti ise Fenerbahçe ile ilgili. Mata kadroya Icardi 11'e Galatasaray ile ilgili bir haber. Başkan Çebi harekete geçti. Beşiktaş'tan bir başlık görüyoruz. Ve Süper Lig'in puan durumu da Fanatik gazetesinin ana sayfasında kendine bugün yer bulmuş değerli izleyenler. Sabah gazetesinin 19. sayfasıyla devam edelim. Mehmet Özcan'ın bir haberi var bu sayfada. Aslan rekora koşuyor başlıklı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Milli araya 3'te 3 yaparak giren sarı kırmızılıların artan enerjisi dikkat çekiyor. Kasımpaşa deplasmanında takım halinde 110.7 kilometre kat eden Galatasaraylı futbolcular son Konyaspor maçında 119.8 kilometre koşarak sezonun rekorunu kırdı diyor haber. Zirvede ise Lucas Torreira'nın olduğu söylenmiş. Stoper'de Abdülkerim'in döneceği söyleniyor. Sacha Boey'nin yükselen performansından da bahsedildiğini görüyoruz bu sayfada. Ayrıntılarına Galatasaray bölümünde bakacağımızı söyleyerek devam edelim. Milliyet 17 ile burada da dikkat çeken bir Serdar Sarıdağ haberi var. Beşiktaş haberi görüyoruz. İsmail hedef tahtasında başlığıyla ilginç bir haber bu. Dikkat çekecek ve önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak bir haber. Beşiktaş'ın Başakşehir yenilgisinin ardından iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor'la berabere kalması teknik direktör Valerian İsmail'e yönelik eleştirilerin dozunu arttırdı. Fransız çalıştırıcının yaptığı sürpriz değişiklikler ve yaşanan puan kayıpları bardağı taşırdı. Özellikle kale performansının çok kötü olmasına vurgu yapılmış. Takımın Fenerbahçe derbisi öncesi bildiğiniz gibi milli arada var. 3 gün izinli olduğu söyleniyor ve Valerian İsmail'in akıbeti açısından Fenerbahçe maçının çok kritik bir önem taşıdığı da söylenmiş haberde. Sayfanın en altına gelelim şimdi. Bir de Nevzat Dindar imzalı Galatasaray haberi görüyoruz bu sayfada. Icardi'nin zamanı geldi başlığıyla. Galatasaray'da Arjantinli golcünün Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'de yer alması planlanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Icardi'nin yetenekleri ve enerjisinden daha fazla faydalanmanın hesaplarını yapıyor şeklinde bir haber. Devam ediyoruz gazete turumuza. Hürriyet gazetesine şimdi geçeceğiz. Trabzonspor'a ayrılan geniş bir sayfa görüyoruz. Dün oynanan Gaziantep maçıyla alakalı Bartra'dan hayat öpücüğü başlığı kullanılmış. Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçta Gaziantep'i 90+8'de İspanyol stoperin golüyle yenmeyi başardı. Abdullah Avcı'nın yaptığı açıklamaları da görüyoruz yine maçın ardından. Trabzon'un DNA'sında böyle kazanmak var başlığıyla aktarılmış bu açıklamalarda. Trezeguet'in yükselen performansından söz edildiğini görüyoruz değerli izleyenler. Sezon başı performansıyla eleştirilen oyunculardan biriydi Trezeguet. Ancak dün de hem golüyle hem de performansıyla alkış alan isimlerden biri oldu Trabzonspor adına. Evet, gazete turumuza devam ediyoruz. İkinci grup gazetelerimiz de şöyle bir gelsin ve Fanatik 3 ile devam edelim.
Gol makinesi Fener başlığı burada dikkat çekiyor. Kadıköy'de Alanyaspor'u 5-0'lık skorla devirerek taraftarlarını mest eden Sarı Lacivertliler müthiş zaferini bir de rekorla taçlandırdı. Fenerbahçe dün akşamki skorla 6 maç sonunda 20 gole ulaştı ve lig tarihinde bu süreçteki en başarılı dönemine ulaştı deniyor. Valencia'nın performansından yine bahsedildiğini görüyoruz. Dün akşam attığı golle ligde 5 maçta 7 gole ulaştı. Her ne kadar zaman zaman rotasyonun bir parçası olsa da Valencia oynadığı dönemlerde iyi bir performans gösteriyor. Hemen sayfanın alt kısmındaki alkışlar Crespo'ya başlığına da bakalım. Crespo bu sezon sarı lacivertli formayla ilk golünü oldukça şık bir vuruşla attı. Portekizli futbolcu takımının orta saha hattındaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Sahada kaldığı 82 dakikada takımına büyük güç katan Crespo, ilk yarının sonunda attığı şık golle taraftarlarını mest etti. Oyundan binlerce seyircinin alkışları eşliğinde çıktı deniyor. Foto Maç 5'te Beşiktaş sayfasını görüyoruz. İsmail Hedef'te başlığıyla biraz karışık bir sayfa olmuş. Malum Beşiktaş'ın gündemi yoğun, hepsine şöyle bir bakmaya çalışalım. Önce devre arası operasyon var başlığına bir göz atalım. Yönetim sürpriz bir kaleci transferi yapabilir deniyor. Ersin Destanoğlu'yla henüz anlaşılamadı ve performansı da tartışılıyor. Yine Emre Bilgin'in de beklentileri karşılayamadığını düşünürsek devre arasında bir kaleci alınabileceği söylenmiş. İsmail Hedef'te başlığının altına şöyle bir bakalım. Fransız çalıştırıcı yaptığı değişikliklerle gündemde. Skoru tutamayan, gol yenmesine çözüm bulamayan İsmail, Enkudu, Ersin, Berinton değişiklikleriyle eleştiriliyor denmiş. Emrecan nerede şeklinde bir soru soruluyor. Genç futbolcunun neden oynatılmadığı sorgulanıyor denmiş. Raşit Gezal'ın mumla arandığı söylenmiş değerli izleyenler. Özellikle Alanyaspor maçındaki değişiklikleriyle Valerian İsmail'e yönelik eleştirilerin arttığı söyleniyor yine haberin içerisinde. Kalede de hatalı başlığıyla Emre Bilgin'i oynatmasıyla Ersin'in de performansını düşürdü denmiş Valerian İsmail için. Maçları tekrar izleyeceği de söyleniyor. Teknik direktör Valerian İsmail'in milli arada Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 6 haftalık periyotta oynadıkları maçlardaki hataları tekrar tekrar izleyerek üzerine çalışacağı söylenmiş. Beşiktaş'la ilgili bu hafta gündemimiz yoğun olacak gibi görünüyor değerli izleyenler. Sabah gazetesiyle devam edelim. Yine Beşiktaş'tan devam edeceğiz. O gün Şahinoğlu'nun haberlerini görüyoruz. Hamleler can yakıyor başlığıyla. İstanbulspor beraberliği Beşiktaş'ta okları bir kez daha teknik heyete yöneltti. Valerian İsmail ve ekibi özellikle oyuncu değişiklikleri nedeniyle hedefte. Son karşılaşmada Wellington'u oyuna sokma adına Valentin Rozier'in kenara çekilmesi büyük tepki topladı. Necip Uysal ve Emrecan alternatiflerinin düşünülmemesi yine tepkilerin odağında. Ve Mert Günok %100 hazır mı şeklinde bu haberin alt kısmında bir başlık daha görüyoruz. Ona da hemen bakalım. Ersin ve Emre yedikleri hatalı gollerle dikkat çekerken gözler Mert Günok'a çevrildi. 33 yaşındaki kalecinin iyileşmesi ve eksiklerini gidermesine rağmen oynatılmadığı söylenmiş değerli izleyenler. Mert'in daha ziyade Fenerbahçe derbisine hazır olacağı söyleniyordu. Ancak o gün Şahinoğlu'nun bu haberi de çok dikkat çekici. Beşiktaş'ta gerçekten şu anda pek çok soru işareti var gibi görünüyor. Devam edelim biz gazete turumuza. Milliyet'le Milliyet'te bu Fener şaheser başlığını görüyoruz. Senat Ok karşılaşmayla ilgili haberini kaleme almış. Sarı lacivertli ekip Alanyaspor karşısında da taraftarlarını mest eden bir futbol oyunu ortaya koydu. Rakibini gole boğdu deniyor. Özellikle iç saha performansıyla Fenerbahçe'nin zirvede olduğu söylenmiş. Rossi'den siftah, Alanyaspor karşısında perdeyi açan Diego Rossi bu sezonki ilk golünü kaydetti. Uruguaylı Yıldız 6. lig maçında ilk kez rakip fileleri sarstı. İrfan Can Kahveci'nin yine sahneye çıktığı söyleniyor. Gustavo'nun bir gizli forvet haline geldiğinden de bahsedilmiş sayfada değerli izleyenler. Hürriyet gazetesiyle gelin devam edelim. Hürriyet'te de dün oynanan karşılaşmaların ayrıntılarını görüyoruz. Göcek başarılı bir maç çıkardı başlığına şöyle bir bakalım. Fırat Aydınus, Hüseyin Göcek'in performansını değerlendirmiş. Alanya lehine verdiği penaltı hatalıydı, offside imdadına yetişti diyor.
Fenerbahçe'nin çok üstün olması ve skor erken bulup farka gitmesi, oyuncuların futbol odaklı olması, hakemin işini kolaylaştırsa da Göçek maç genelinde ve spesifik kararlarda biri hariç başarılıydı ifadelerini kullanmış Fırat Aydınus değerlendirmesinde. Evet değerli izleyenler, gazete turumuz şimdilik bu şekilde ama tüm bu haberlerin detaylarına ve tabii ki çok daha fazlasına takımlar özeline geçtiğimiz zaman bakacağımızı söyleyelim. Şimdi gelişmelerle devam edeceğiz. Süper Lig'in 7. haftasından öne çıkan maçların özetlerini az önce ekrana getirmiştik. Şimdi gelin bir de toplu sonuçlara bakalım. Galatasaray Arabam.com Konyaspor'u 2-1 ile geçti. Atakaş Hatayspor, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-0 mağlup olurken Hangi Kredi Ümraniyespor'da Kasımpaşa'ya evinde 2-1 mağlup oldu. İstanbulspor'la Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Adana Demirspor Fraport Antalyaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılırken Medipol Başakşehir Babakars Fatih Karagümrük mücadelesi golsüz eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Gaziantep'i 3-2 mağlup etti. MK Ankara Gücü Demir Grup Sivasspor'u 2-1 ile Fenerbahçe'de Korendon Alanyaspor'u 5-0 ile geçmeyi başardı. Haftayı bay geçen takımınsa bir tek sen Giresunspor olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Gazete manşetleriyle yine devam ediyoruz. Gazetelerdeki Galatasaray haberlerine bakacağız değerli izleyenler. Hemen Fotomaç 4 ile başlayalım. Aslan zirveyi geri alacak başlığını görüyoruz. Savaş Çorlu imzalı bir haber bu. Galatasaray'ın liderlik keyfi bir gün sürerken Okan Buruk Adana Demir maçıyla koltuğu yeniden almak ve bir daha da bırakmak istemiyor. Galatasaray Adana Demirspor'un Antalya'yı mağlup etmesiyle averajla ikinci sıraya geriledi. İki takım 1 Ekim'de Adana'da karşı karşıya gelecek ve bu maç zirve mücadelesine sahne olacak. Gerçekten de çok keyifli geçmeye aday bir mücadeleden söz ediyoruz. Abdülkerim'e dönüş kutusuna da hemen şöyle bir bakalım. Abdülkerim eski takımı Konyaspor karşısında forma şansı bulamadı. Altyapıdan yetişen ve Abdülkerim'in yokluğunda etkili bir performans ortaya koyan 19 yaşındaki Emin Bayram bu sezon ikinci kez ilk 11'de şans buldu. Ancak Emin'in bireysel hatalarını dikkate alan teknik heyet stoperde Abdülkerim'e dönüş yapmaya karar verdi deniyor haberde. Hemen hücumda büyük rekabet başlığına da bakalım. Forvet'te artık forma Aslan'ın ağzında. Icardi de devreye girdi. İşler karıştı. Konyaspor karşısında Gomis'le başlayan Buruk ardından Arjantinli golcüyü sahaya sürdü. Hiç süre alamayan Seferovic bu durumdan oldukça rahatsız. Hatta ayrılabileceği söylenmiş birazdan konuşacağımız konulardan biri bu olacak değerli izleyenler. Seferovic 4 maçta ilk 11'de sahaya çıkmıştı ve 6 maçta henüz golle tanışamadı. 6 maçta golle tanışamamıştı. Peki Fanatik'e bakalım. Fanatik 7'de, Icardi 11'de, Mata kadroda başlığına göz atacağız. Milli arada Mauro Icardi ve Juan Mata için özel bir çalışma programı belirleyen Okan Buruk, İki yıldızı için kafasındaki planı şimdiden hazırladı. Buruk, Adana Demirspor karşısında Icardi'yi ilk 11'de oynatmayı, Mata'yı da kadroya almayı amaçlıyor demiş haber. Ayrıca da milli arada hazırlıkların yarın başlayacağı söylenmiş. Özel bir programla çalışacağı da Galatasaray'ın zaten birkaç gündür haberlerde yer alıyordu. Sabah 19'da devam edelim. Mehmet Özcan'ın haberini görüyoruz bu sayfada. Aslan rekora koşuyor başlığıyla. Milli araya 3'te 3 yaparak giren sarı kırmızılıların artan enerjisi dikkat çekiyor. Kasımpaşa deplasmanında takım halinde 110.7 kilometre kat eden Galatasaraylı futbolcular son Konyaspor maçında 119.8 kilometre koşarak sezonun rekorunu kırdı. Zirvede de Lucas Torreira'nın olduğu söyleniyor değerli izleyenler 12.1 kilometreyle. Sacha Boey radarda başlığına bakalım. İlk 7 haftanın yıldızlarından biri Galatasaray'da Sacha Boey. Dubois sol beke geçmek durumunda kaldı bu nedenle dedik. Az önce haberi de ekrana getirmiştik. Kamerun milli takımından aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı. Fransız yetkililer 2 sene önce milli takıma düzenli çağrılan Dubois'u yedek bırakan Galatasaraylı oyuncuyu takip etmeye başladı diyor haber. Bu da önemli bir gelişme Galatasaray'da.
Sacha Boey adına stoperde Abdülkerim'e dönüş yapılacağı bu sayfada da kendine yer bulmuş. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. Burada da Ali Naci Küçük imzalı bir haber görüyoruz. Seferovic'te opsiyon tehlikede başlığıyla İsviçreli golcünün sözleşmesindeki satın alma maddesi devre dışı kalabilir diyor haber. Galatasaray'da 3. santrfor konumuna düşen tecrübeli oyuncunun tribüne çıkması da ihtimal dahilinde. Seferovic'in 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu 20 maç oynarsa devreye girecek. Şu ana dek 6 maçta forma giyen İsviçreli forvetin Icardi ve Gomis'i geçmesi için ekstra çaba göstermesi şart deniyor haberde. Takvim gazetesiyle devam edelim. İlk olarak Icardi Adana'da 11'de başlığına bir göz atacağız. Milli maçlar için lige verilen arada özel idmanlarla fizik gücünü artırması planlanan Arjantinli futbolcu büyük ihtimalle zorlu Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak diyor haber. Hemen bu haberin altında bu kadar top kaybı olmaz başlığı da yine dikkat çekiyor. Okan Buruk Konya galibiyetinden sonra futbolcularını hem övdü hem de uyardı. Takımın en güvenilir ayakları Oliveira, Mertens, Kerem ve Yunus'un maç başına 53 top kaybı yapmasına sinirlenen Okan Buruk'un tüm takıma topun kıymetini daha fazla bilmeliyiz diyerek kulakları çektiği ortaya çıktı deniyor. Yeni sol bekin Dubois olacağını burada da söylemiş haber. Zirvede Muslera ve Nelson var kutusuna da şöyle bir bakalım. Ligde geride kalan 7 haftada her maçta Galatasaray formasını sadece 2 isim giydi. Bu isimler Muslera ve Nelson oldu diyor haber. Evet değerli izleyenler, Galatasaray haberleri özelindeki gazete turumuz bu şekildeydi. Şimdi sarı kırmızılıların gündemini detaylıca konuşacağız. Kimle? Savaş Çorlu'yla bir Skype bağlantısı yapacağız. Savaş günaydın, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar diliyorum. Günaydın Sevgi, iyi haftalar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Çok teşekkürler. Savaş, şimdi milli araya Galatasaray moralli girdi dedik. İstersen biraz bu arayı nasıl değerlendirecek? Özellikle özel programlar dahilinde hazırlıklar, belki hazırlık maçları yapacağına dair haberler aktarmıştık dün de izleyicilerimize. Nasıl hazırlanacak Adana Demirspor maçına? Hem takım olarak hem de bireysel olarak tabii yeni transferlerin de artık takıma katılması bekleniyor. Galatasaray bu arayı nasıl değerlendirecek? Galatasaray için bir defa bu ara bir avantaj olarak söyleyebiliriz. Çünkü tam da zamanda diyebiliriz hatta. Bu milli ara maç eksiği olan, Juan Mata gibi uzun zamandır antrenman yapmayan oyuncular için, Icardi için, hatta sakatlıktan dönen Micho, hatta diğer taraftan Dubois'a baktığımız zaman o da sakatlıktan çıktı. Galibiyette yapmış olduğu bir asistle çok başarılı oynadı. Hani Okan Hoca'ya ne zamanda nasıl bir ara istersiniz dersen herhalde bu arayı böyle bir zamanda tercih ederdi diye düşünüyorum. Onun dışında Okan Hoca'nın İstanbulspor'la almış olduğu bir hazırlık maçı var. Önümüzdeki günlerde oynanacak. Altyapıyla bir hazırlık maçı yapılacak. Milli aralarda genelde bu yapılıyor. Hatta biraz daha ileriye gidelim. Galatasaray'ın bu aradan sonra bir de bay haftası var. Yani bir ay içinde iki hafta, bir ay içinde iki maç yapacak. Rakipleriniz bir ay içinde 7 maç yaparken özellikle Avrupa'da olan ekibimiz 7 maç yapacak. 2 maç yapacaksınız. Bu da ciddi bir avantaj gibi gözüküyor. Evet, Savaş, istersen senin haberinle devam edelim. Fotomaç gazetesinde bugün Aslan zirveyi geri alacak şeklinde bir haber var. Galatasaray'ın liderlik keyfi malum bir gün sürmüştü. Ardından Adana Demirspor'un galibiyetiyle Adana Demirspor zirveye oturdu. Şimdi milli aranın ardından bu iki takım karşı karşıya gelecek. Gerçekten de kağıt üzerinde çok keyifli geçmeye aday bir mücadeleden bahsediyoruz. İstersen Galatasaray hazırlıklarını Adana Demirspor maçına göre nasıl yapacak bundan da bahsedelim. Özellikle de taraftarların tabii ki en çok merak ettiği konu Icardi 11'de olacak mı? Gomis ile mi yine başlayacak Okan Buruk? Bunlar çok merak ediliyor. Ne dersin? Şimdi ben açıkçası Icardi'nin başlayacağını düşünüyorum. 15 günlük ara ilk maçında Icardi, Juan Mata gibi maç eksiği olan artı antrenman eksiği olan bir oyuncu değildi. Paris Saint-Germain'e sezon başında hazırlık maçlarında, hazırlık antrenmanlarında hepsinde yer almıştı. Sadece resmi maçlarda yer almadı. Dolayısıyla bu maçta Okan Hoca'nın ben Icardi'yi hazırladığını biliyorum. Yarın
3 gün aradan sonra ilk antrenmanını yapacaklar. Antrenmanlarda da zaten Okan Hoca'nın bu oyuncuyla yakından ilgilendiğini göreceğiz. Hayriyet'ten Yuan Matar'ı da aynı şekilde, Dubai'de aynı şekilde. Ben Adana Demirspor maçının gerçekten sezonun en güzel maçlarından aday olmasını bekliyorum. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Gaziantep liderdi. Galatasaray Gaziantep'i yendi. Bu hafta da Konyaspor'u yendi. Sonra oynadığı maçlarda 2 haftada da lideri yendi. İstatistiklere baktığımız zaman 2 hafta acaba yine Adana Demirspor'a da yenerek liderliğe oturacak mı? Düşüncesi bir takımda oluşmaya başladı yani Galatasaray taraftarları da. 2 haftadır lideri kontrol ediyor çünkü galibiyetlerle. Güzel bir maç olacak. 10 haftada 7 deplasman ama bunun ikinci yarısı var. 10 hafta iç sahada 7 tane maç oynayacak. İlk yarıyı ne kadar az kayıpla kapatırsa da ikinci yarıya avantajlı girecekli fikstürü gözüküyor Galatasaray'a yine. Şimdi hücumdaki rekabeti biraz daha detaylı konuşalım istersen Savaş. Malum burada Seferovic de devreye girmesi beklenen ama bir türlü giremeyen oyuncu artık 3. forvet konumuna geldiği söyleniyor. Ve birçok gazetede bugün artık Seferovic'in opsiyonunun kullanılmayacağına dair, belki tribüne çıkacağına dair ve hatta yolların ayrılabileceğine dair haberler görüyoruz. İstersen bu Santrfor'daki formanın aslının ağzına gelme durumuyla ilgili bir bilgi verelim izleyicilerimize. Ne durumda şu an? Forma, o forvet konusunda özellikle aslanın ağzında değil midesine kadar inmiş vaziyette. Kim oradan çıkarabilse, kim daha iyi olsa formayı o alacak gibi gözüküyor. Seferovic evet beklentilerin altında kalan bir golcü ama henüz daha tam patlamayı yapamadı. Kendini ispat edemedi. Sözleşmesindeki detaylar önemli. Evet 20 maç olayı var. Bir sezon sonra da var. Yani bu Galatasaray sözleşmeyi yaparken inceleyip sık dokuyor. Yani geçmişte nasıl Beşiktaş bunu yaptı, Galatasaray'da artık yapıyor. Gomis'te de yaptı. Geçen sezon Gomis'in sözleşmesinde 1,5 yıllık yaptı. Özel bonuslar var. Seferovic konusunda Galatasaray bu transfer evet geçmişte 29 maçı kaçırmış. Sakatlığı vardı. Onu düşünerek bir sözleşme yaptı. Önümüzdeki günlerde 3 golcü arasında kim formaya daha yakın dersek Icardi şu anda bir değil 3 adım önde gözüküyor. Yani neden 3 adım önde? Hem yaşı itibariyle hem tecrübesi itibariyle. Seferovic beklentiyi karşılayamadı ama Gomis de her zaman ben bir yaşlı kurdum, ben bir aslanım, ben o formaya 1 numaralı olmak istiyorum diyor ve 37 beraber çalışıyor. Antrenmanlarda en çalışan oyuncu olarak iddialı bir açıklaması olmuş biliyorsun Mehmet'e sezon başında. Ben Galatasaray 1 numaralı golcüyüm. Icardi geldikten sonra da aynı görüşü dile getiriyor. Kendisine güveniyor. Bakalım bu 3 golcü arasında Galatasaray'ın 1. golcüsü kim olacak? Son 3 haftadır. Gomis bundan sonra Icardi gibi gözüküyor ama Gomis de ben o rekabetin içinde her zaman 1 numara olmaya hazırım diyor. Kendisine bakarak antrenmanın sarılmasıyla. Bu konuda Okan Hoca'yı biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor açıkçası. Şimdi Savaş aslında herkesin yükselen performansından bahsediyoruz takımda. En son Kerem ve Yunus'tan da söz ettik. Şimdi savunmaya baktığımız zaman orada da yükselen performanslar nedeniyle farklı alternatif arayışlarına girmeye başladı Okan Buruk. İşte Emin Bayram devreye girmişti. Şimdi gerçi yeniden Abdülkerim galiba Adana Demirspor maçı ile birlikte formaya kavuşacak. O konuda da bilgi verelim istersen. Sağ bekin değişilmez ismi olacağı düşünülen Dubois, Sacha Boey'nin performansı nedeniyle artık sol bekte forma giymeye başlayacak gibi görünüyor. Bu anlamda Okan Buruk bu tercihlerde de aslında zor bir süreç bekliyor ki bunu daha önce de zaten söylemiştik böyle bir tabloyla karşılaşacağını. İstersen bunlardan da biraz bahsedelim. Ya bir takımda savunmayı çok fazla değiştiremezsiniz. Orta sahayı forvet değiştirirsiniz ama savunmayı Okan Hoca mecburiyetten değiştiriyor. Yani şimdi bakıldığı zaman orada Emin Bayram 2 haftadır görev aldı. Emin Bayram beklenen performansı sergileyemedi. Bundan sonra olur mu dersek çok zor. Şimdi orada Abdülkerim Bardakçı kart görmüştü. O da eleştirilen bir oyuncu. Sacha Boey çok formda döndü. Sakın bunun üstüne basarak söylüyoruz. 2 tane kamp görmedi. Kadro dışı kaldı. 3 idmanla maça 3 gün kala lisans çıkartıldı ve bugün 8 haftalık dilimde 7 haftalık dilimde Galatasaray'ın en oyuncularından bir tanesi. Diğer taraftan biz maç günü yaptığımız yayında ben şunu söylemiştim. Galatasaray'ın alternatifi olmayan tek mevki sol bek. Patrick Bahnhof, Kazım Can kadroya bile giremeyecek demiştik. O günü ilk, hani esame listesinde bile görmeyeceğiz demiştik. Orada Okan Hoca planlı bir şekilde Dubai'yi oyuna aldı. Ve şunu ifade etmiştik. Yani orada Patrick Bahnhof artık ben bütün elinden gelen ne veriyorsa Okan Hoca buna şans tanıdı Patrick Bahnhof'a. Ama Dubai 10 dakikada 80 dakikada yapamadığını yaptı. Bu şunu gösterdi. Bundan sonraki haftalarda sol bekte Dubois'u görebiliriz. Orijinal mevki sol bek olmasına rağmen sevgili Ezgi bunu bize gösterdi. Ha 90 dakikalık birinde görelim, rakibi görelim. Adana Demirspor maçı çok zorlu bir maç. Böylesine zorlu bir maçta o mevkide görev yapıp onu başarıyla geçerse kalan maçlarda da Dubois'u sol bekte görebiliriz.
Savunmada da yerli kontenjandan dolayı, 3 yerden dolayı yani transfer edilen Ross o mevkide görev alamıyor. Okan Hoca'nın aslında elinde imkan olsa 3. yerliye farklı mevkilerde bulabilse ya da 4 yerli olduğu zaman oynatabileceğin orada Kerim, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine, Emi Bayram'ın yerine iri transferlerden Ross'u oynatabilir. Böyle bir şey var. Ama o 3 yerli kontenjanı Okan Hoca'nın 11'de oyuncu tercihinde değişiklikler konusunda çok zorlu yaşayacağız. Bunu kendisi de ifade etmişti. Yoksa savunma hattı Adana Demirspor maçında son iki maça göre evet değişecek. Yani savunma dörtlüsü bir tanesi değişecek gibi gözüküyor. Peki bugün Mehmet Hoca'nın Sabah gazetesinde bir haberi vardı. Savaş, istersen ondan da biraz bahsedelim. Özellikle koşu mesafelerinin çok arttığına dair bir haber bu. Normal şartlarda Kasımpaşa deplasmanında 110,7 olan koşu mesafesi 119,8'e çıkıyor Konyaspor maçıyla birlikte. Ve oyuncuların bireysel performansının da bu anlamda fiziksel kapasite anlamında çok yükseldiğini görüyoruz istatistiklerde. Acaba antrenman metotları mı değişti Galatasaray'da? Bir fizik, bir kondisyon yüklemesi mi yapılıyor? Yoksa sezon başında yapılan antrenmanlar yeni yeni mi etkisini göstermeye başlıyor? Mutlaka son söylediğim önemli. Sezon başında yapılan hazırlık kampı, hazırlık maçları ve her hafta üzerine koyan bir Galatasaray var kondisyon anlamında. Birinci hafta Hatayspor maçı, yedinci hafta Konyaspor maçı ve her hafta koşu metreleri değişiyor. Demek ki bu neden kaynaklanıyor? Takım iyi çalışıyor. Eğer birinci haftaki ile yedinci haftaki arasında her hafta koşu mesafeleri değişiyorsa bu sadece futbolculara değil teknik heyete yazan hoca, kondisyon, oyuncular, herkes üzerine düşeni yapıyor. Ve bence bu daha da yukarı çıkacak. Ama bu koşu mesafelerini yükseltmek bazen işleyemeyebilir. Siz daha az pas hatası yapacaksınız. Topla oyunda ileriye çıkma konusunda Okan Hoca'nın üzerine koyduğunu biliyoruz. Bunu daha da üzerine koyması lazım. Top kayıplarında çok fazla hata yapılmaya başladı. Bunda da yeni takım olması normal. Emin Bayram'ın işte Fatih Varol'un değişmesiyle ben biraz daha fark ettim. Hatta Sergio Oliveira son haftalarda iyi performans göstermesine rağmen ben Mitchell'un sakatlıktan döndükten sonra o bölgede Lucas Torreira ile beraber Mitchell'un daha az top kaybı yapıp daha topla ilerleme ve pas hatasını daha az indireceğini düşünüyorum. Çünkü Mitchell da çok formda başlamıştı ve sakatlanmıştı, hazır gelmişti. Okan Hoca'nın değişiklikleri devam ediyor. Takımdaki en az pas hatası olmaya devam edecektir. Üstüne koyarak hazırlık maçlarında bu konuda Okan Hoca'dan destek alacaklardır. Ama Galatasaray iyi yolda, yeni takım olmasına rağmen şu andaki oynanan futbol geçtiğimiz sezonun çok üzerinde. Ben üzerine koymaya da devam edeceklerini inanıyorum açıkçası. Yani Okan Hoca'nın ve yardımcılarının da yardımıyla. Mitchell'in ne zaman döneceği belli mi Savaş? Mitchell son maçta kadrodaydı sevgili Ezgi. Ben Adana Demirspor maçında Adana Demirspor'un daha çok pas yapıp daha hücum oyuncuların daha hızlı oyuncular olduğunu düşünerek bazı maçlar vardı dedim hep Mitchell'e göre bir maçlar. Adana Demirspor maçı Mitchell'in maçı olabilir. Sadece savunmadaki değişikliğin dışında Mitchell'i de Adana Demirspor maçında Lucas Torreira ile beraber orta sahada görebiliriz bence. Çünkü Mitchell'un Lucas, Sergio Oliveira'ya göre daha farklı özellikleri var. Daha çok adam kovalıyor, daha çok top çalıyor, daha iyi pasları var. Evet Sergio Oliveira'nın sert şutları var ama ayakta kalma ve pres mücadele anlamında Mitchell, Sergio Oliveira'dan yani biraz daha iyi. Ben Adana Demirspor maçında o yüzden son maçın 11'inden başta savunma 2 bir de Sergio Oliveira, Mitchell değişikliğini bekliyorum yani. Patrick Varol, Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliver'in yerine de Mitchell'un olabileceğini düşünüyorum. Forvet'te de Gomis'in düşünsek bu sezon ilk kez bir maçta 4 değişiklik olabilir Adana Demirspor maçında sevgili Ezgi. Peki, Savaş Doğru, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için, Ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. İyi için. haftalar diliyorum. Sana da iyi haftalar diliyoruz. Çok çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Savaş Çorlu'yla Galatasaray'ı konuştuktan sonra gelin Fenerbahçe ile devam edelim. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Korendon Alanyaspor'u 5 golle geçmeyi başardı. Gazete turuyla yine devam ediyoruz. Fenerbahçe haberlerine göz atacağız. Hemen Foto Maç gazetesiyle başlayalım. İlk olarak Crespo Show başlığı karşılıyor bizi. Portekizli futbolcu atılan 3 golde başrolde yer aldı. Müthiş oynayan Crespo ilk ve 4. golden önce presle topu kaptı. Ayağının dışıyla attığı enfes golle taraftarları coşturdu. João Pedro'nun kaçırdığı penaltıdan bahsedildiğini görüyoruz. Valencia özellikle ilk yarıdaki performansıyla alkış aldı. Ekvadorlu yıldız hücumda bir dakika durmadı. Her topa koştu, bastı, müthiş driplingler yaptı şeklinde oyuncu ile ilgili değerlendirmeyi görüyoruz. Yine maçla ilgili de sayfanın biraz daha alt kısmında tek kelimeyle muhteşem başlığının atıldığını
söyleyebiliriz. Fenerbahçe Alanyaspor'u 5 golle mat etti deniyor. Bu arada Diego Rossi'nin bu sezonki ilk golünü attığı da Diego Rossi açılışı yaptı başlığıyla bu sayfada kendine yer bulmuş değerli izleyenler. Erman Toroğlu da değerlendirmesinde Fenerbahçe keyif veriyor başlıklı bir yazı kaleme almış. Fanatik gazetesiyle devam edeceğiz. Gol makinesi Fener başlığı burada da dikkat çekiyor. Kadıköy'de Alanyaspor'u 5-0'lık skorla devirerek taraftarlarını mest eden Sarı Lacivertliler müthiş zaferini bir de rekorla taçlandırdı. Fenerbahçe dün akşamki skorla 6 maç sonunda 20 gole ulaştı ve lig tarihinde bu süreçteki en başarılı dönemine ulaştı diyor haber. Ayrıca Kadıköy'de Valencia Resitali başlığıyla yine oyuncunun performansına da vurgu yapıldığını söyleyelim. Alkışlar Crespo'ya az önceki sayfada da aktarmıştık. Portekizli futbolcu takımının orta saha hattındaki görevini eksiksiz yerine getirdi. Sağda kaldığı 82 dakikada takımına büyük güç katan Crespo, ilk yarının sonunda attığı şık golle taraftarını mest etti. Oyundan da binlerce seyircinin alkışları eşliğinde çıktı diyor haber. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Burada da tam sayfanın Fenerbahçe'ye ayrıldığını görüyoruz. Şöyle köşe yazılarına biraz bakalım isterseniz değerli izleyenler. İlk olarak sahanın yıldızı Crespo'ydu başlığıyla Ömer Üründül'ün değerlendirmesine bir göz atalım. Fenerbahçe'nin hırsı ve temposu ancak 5. golden sonra durdu. Takımın en büyük artısı can yakan hücum presi diyor Ömer Üründül. Tek eleştirilecek taraf yine defansın önünde yakalanıp arkaya rakibi kaçırmaları demiş. Takımın en büyük artısının duran toplarda da her zaman tehlikeli olunması olarak yine eklenmiş hücum presine. Takımın en başarılı ismi 5 gol yiyen kaleciydi şeklinde Ömer Üründül yazısını bitiriyor değerli izleyenler. Şöyle Gürcan Bilgiç'in köşesine de bir bakalım sayfanın alt kısmında. Dedikodusuz başlıklı bir haber. Kadıköy'deki 50 bin kişi sıkıntılı geçen sezonların acısını bir gecede çıkardı diyor Gürcan Bilgiç. Jesus'un hangi takıma sahada olursa olsun oynamak istedikleri tempolu, temaslı, bol pozisyonlu ve hep isteyen futbolun peşine düşüyor. Üstelik tabeladaki skorun arkasından hakem kararları ile ilgili yorum da gelmiyor. Ortada saf futbol var, dedikodusuz demiş Gürcan Bilgiç değerlendirmesinde. Sayfanın en altında Arda hazır değil başlığını da görüyoruz. Jorge Jesus'un maçın ardından yaptığı açıklamalardan biriydi Arda konusu. Genç oyuncu Arda Güler için şu ifadeleri kullandı. Herkes onu görmekten mutlu oluyor ama gelişmesi gerekiyor. İstemek farklı, yapabilmek farklı. Fiziksel olarak güçlü değil ve bu şekilde milli takıma da girmesinin erken olacağını söylemiş Jesus Arda'yla ilgili. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz şimdi. Milliyet'te de her maç zor oluyor başlığıyla yine Jorge Jesus'un açıklamalarını görüyoruz. Jesus yoğun maç temposunun hızlı geçtiğini ve Süper Lig'de de rakiplerin kaliteli olduğunu belirterek her takım kaliteli, oynadığımız her maç zor oluyor yorumunu yaptı değerli izleyenler. Yine Hürriyet gazetesiyle de Fenerbahçe'nin maç sonrası haberlerine bir bakalım. Fenerbahçe Kadıköy'de çok farklı başlığı atılmış burada. Maçın öyküsüyle alakalı Ener Valencia'nın gol yağmuru sürüyor başlığı da burada dikkat çekiyor. Sarı lacivertli takımının en skorer ismi olan Ener Valencia geçen sezon 25 maçta attığı gol sayısına 5 maçta ulaşmayı başardı. 9 gole direkt katkı yaptı Valencia. Ve takımdaki çıkışın sırrını da açıklamış yine Valencia. Aile hayatta en önemli şey, her maç, her idman bunu oluşturuyoruz. Hedef için böyle de devam edeceğiz ifadelerini kullanıyor. İkinci golü atan Gustavo'nun açıklamaları da var. Takıma katkı vermek çok büyük mutluluk başlığıyla sayfanın en altında. Ailem tribünde, ben sahada, Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalıştık ve kazandık. Arkadaşlarım da bana güven veriyor ifadelerini kullanmış. Uğur Meleke de mücadeleyi bir köşe yazısıyla değerlendiriyor ve özellikle Jesus'un yine farkını ortaya koyduğundan bahsediyor. Bütün ezberleri bozan adam başlığıyla Uğur Meleke'nin Hürriyet gazetesindeki değerlendirmesini de görüyoruz değerli izleyenler.
Fenerbahçe haberleri özelindeki gazete turumuzda bu şekildeydi. Şimdi gelin yine düne gidelim. Trabzonspor'la devam edelim. Bordo Mavililer de Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep karşısında önce 2-0 geriye düştü ancak ardından 3-2 kazanmayı başardı. Yine gazete turuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi de Trabzonspor haberlerine göz atacağız gazetelerdeki. Fotomaç gazetesinin ikinci sayfasıyla başlayalım. İspanyol boğası Bartra başlığı tercih edilmiş. Dünkü karşılaşmayla alakalı 90+8'de attığı kafa golüyle fırtınayı coşturdu Bartra. Maxim ve Markovic'in golleriyle ilk 10 dakikada 2-0 geriye düşen Karadeniz devi Trezeguet ve Bakasetas'ın penaltısıyla cevap verdi. İlk yarı 2-2 sona erdi. Ardından da uzatmada sahneye çıkan 31 yaşındaki stoper 3 puanı getirdi deniyor. Asla pes etmeyiz. Abdullah Avcı 2-0'dan dönerek kazanmanın daha değerli olduğunu söyledi. Maçın ardından değerli izleyenler. Zeki Uzundurukan'ın bu sayfada bir değerlendirmesi var. Yatan değil atan şeklinde. Özellikle Erol Bulut'un bu konuyla ilgili çok ciddi bir eleştiri aldığını söyleyebiliriz maçın ardından. Fanatik gazetesiyle devam edelim. Trabzonspor vazgeçmez. Yine Abdullah Avcı'nın maçın ardından yaptığı açıklamaları görüyoruz. Milli araya girerken böyle bir galibiyet almak çok değerli. Büyük takım olmak böyle bir şey diyor Abdullah Avcı. Hemen sabah 21 ile devam edelim. Biraz şöyle yine köşe yazılarına bakalım. İskender Günen 3 puan orta sahaya yazılır başlığıyla değerlendirmiş. Bülent Timurlenk ise krampların bedeli şeklinde bir başlıkla yazmış yazısını değerli izleyenler. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor vazgeçmez ifadelerini yine burada görüyoruz. Yunus Emre Sermaç'ın öyküsünü kaleme almış fırtına gibi döndü başlığıyla. Milliyet gazetesine de bakalım. DNA'mızda bu var. Yine Abdullah Avcı'nın açıklamalarını sayfaya taşıdıklarını görüyoruz. Aksal Yavuz köşe yazısında son sözü Bartra söyledi başlığıyla Bordo Mavililerin performansını değerlendirmiş. Devam edelim. Hürriyet gazetesinde Bartra'dan hayat öpücüğü başlığını görüyoruz. Onun dışında fırtınaya zaferi getiren Mark Bartra golünü ve galibiyeti bu sözlerle değerlendirdi. Tüylerim diken diken adil sonuç gerçekleşti başlığıyla verilmiş. Maçta ilk 10 dakika dışında harika oynadık. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. İyi işler yapıyorsanız, iyi çalışıyorsanız sonuna kadar hak ettiğinizi alıyorsunuz şeklinde bir değerlendirme. Evet değerli izleyenler Trabzonspor haberleri üzerindeki gazete haberleri de bu şekildeydi. Şimdi hemen Hamdi Aslan'la bir bağlantı gerçekleştirelim ve Trabzonspor'un performansını konuşalım. Hocam günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi, hoş bulduk. İyi yayınlar, ben de sana iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Hemen düne giderek isterseniz başlayalım. Önce bir genel değerlendirme rica edeceğim sizden. Tabii 2-0 geriye düştüğü anda herkesin, bütün Trabzonspor taraftarlarının yine alışıldık bir endişesi başladı aslında. Acaba Avrupa'dan yine lige kötü bir dönüş mü yapılacak diye, ama Trabzonspor geri dönmeyi başardı, kazandı. Muhtemelen bu karşılaşma 2-0 bitseydi bambaşka bir tablodan bahsedecektik. Ama şu anda konuşacaklarımız farklı olacaktır. Nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü mücadeleyi? Yani Ezgi, tabii 2-0'lık skorun gelmiş olduğu süre çok erken bir süre. Yani oyunun çok daha belirli bir hale gelmediği, oyunu anlatacak bir durum olmadan oyun 2-0'a geldi. Yani o yüzden hani kötü bir başlangıç olarak veya oyunun eksikleri olarak 2-0'lık skoru çok fazla anlatamayız. Biraz bireysel hata, biraz pozisyon hatası tabii ki oyunu 2-0'a getirdi, ama oyunun geneline bakıldığı zaman 2-0'dan geriye dönüş olabilir gibi bir görüntü var mıydı? Evet, bu her ilerleyen dakika vardı tabii. 2-0'dan sonra 2-1'i erken bulması bunun birazcık daha bence etkili olan tarafıydı. Genel olarak kendi oyununu oynamaya çalıştı Trabzonspor. Yani bakıldığı zaman evet, geçen sene de bu tip geri dönüşler yaptı. Tabii bu sene bu psikolojiyle bu geri dönüş daha değerli bir hale geldiğini ben düşünüyorum. Çünkü oyuncuların içerideki oyunu geri getirme, skoru geri getirme adına ki yapmış oldukları bence efor dün bence en değerli yanlarından bir tanesiydi. Yani oyunun genelinde takım olarak çok fazla hata yapıldı mı? İlk 10 dakikayı kenara koyarsak oyunun bütününde Trabzonspor bence oyunu geliştirebilecek ve bu oyunun üzerinde farklılaştırabilecek
bir takım sinyaller verdiğini ben düşünüyorum. Gaziantepspor takımı tabii ki bence 2-0'lık skoru erken yakalaması oyunu biraz onlar adına daha farklı hale getirdi. Ben Gaziantep takımını beğenen bir izleyici olarak çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer 2-0'lık skor olmasaydı oyunu çok daha keyifli hale getirebileceklerini ben düşünüyorum. Çok yetenekli bir takım. Özellikle önde çok bireysel oyuncuları, sonuç alabilecek oyuncuların fazlalığı takıma çok değer katıyor. Ama dün sanki oyunun dışına çıkmak istediler. Yani çıkmak istediler derken kendi oyunlarını terk ettiler. Bu da bence Trabzonspor'un kazanmasında bir faktör olarak görüyorum. Peki biraz isterseniz bireysel performanslardan da bahsedelim hocam. Özellikle sezon başından beri çok eleştirilen bir isimdi Trezeguet. Performansıyla son birkaç maçtır öne çıkmaya başladı. Yine Bakasetas geçen sezondan beri sakatlıktan döndüğünden beri inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Bakasetas da dünün beğenilen isimlerinden biriydi. Bireysel performanslar özelinde bu maçı nasıl değerlendirirsiniz? Yani Ezgi Trezeguet tabii ki bakıldığı zaman sen de söylediğin gibi bireysel oyunu seven, genelde oyuna iyi başladığı zaman iyi giden bir oyuncu. Yani bu zamana kadar oynadıkları oyunda biraz kendi kontrolünü çok fazla yapamıyordu. Çok şey yapmak istiyordu ama bazen yapmaması gereken yerlerde dediğim gibi yani o kendi özelliğini oynamak istiyordu. Çok kontrollüydü. Yani yeri gelince orta sahadaki o pas opsiyonunu kullandı. Yeri gelince Eren'le oynamaya çalıştı. Yani kontrollü bir oyuncu görüntüsündeydi ki hem oyunda dibi kaldı hem yapmak istediklerini daha kolay yaptı oyundaki güveniyle beraber. Tabii ki bakıldığı zaman biraz zamana ihtiyacı olduğunu ben her zaman düşünüyordum. Çünkü bu tip oyuncuların takımın bütünüyle beraber hareket etmesi bazen çok zor olabiliyor. Ama yani ben Abdullah Hoca'nın bunu bu seviyeye getireceğini düşünüyorum. Hem skor anlamında hem dediğim gibi paylaşım anlamında dün değerli oyunculardan bir tanesiydi. Ben bak istesin bu seneki bütün oyunlarını beğeniyorum Ezgi. Yani geçen sene evet belki son haftalarda oyunu fiziksel mi anlatılabilir bazen sakatlıktan döndü ama bu sene yine sakatlık yaşaması rağmen çok istekli, çok arzulu ki orta sahada aslında bize Bakasetas'ı biraz daha rakip alanda çok daha fazla çok daha farklı işler yapması gereken bir oyuncu olarak gördüğümüzde şimdi orta sahanın bütün bölümünü kullanıyor. Bu çok bence oradaki oyun için çok önemli. Tabii ki dün bence bunların yanında birinci sıra demeyeyim tabii ki futbolda bir paylaşımdır. Hamşi'yi çok yazmak gerekiyor. Gerçekten o bölge için Bakasetas, Hamşi, Siopis bence dün kazanan takımın bence en önemli bölgesiydi. Bireysel performansların da ben de her hafta daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Sonuçlar bazen bu tip performansları da artırıyor. Bu sonuçlar bu anlamda önemli. Hocam sakatlıklardan Trabzonspor malum çok çekti ve yine dün de bir sakatlık söz konusu. Canini'nin sakatlığı 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı oyuncu. Tabii kontrollerinden nasıl bir sonuç çıkacak bunu bilmiyoruz ama acaba kötü bir haber gelmesi halindeki dileriz ki öyle olmaz. Nasıl bir etkisi olacağını düşünüyorsunuz? Ya tabii her oyuncunun sakatlığı Trabzonspor'un oyun yapısında çok önemli. Yani dün Canini sahada olduğu süre içerisinde iki kenarı da çok sürat hızlı kullanabilen bir ve iki kenarı da çok dengeli kullanan bir yapı vardı. Tabii ki Bardi çok fazla o bölge çizgi oyuncusu olmadığı için biraz daha orta saha oyuncusu gibi oynadı o bölgede. Yani Canini bence dün sahada kalsaydı Trabzonspor belki skor değişikliğini daha erken de yakalayabilirdi. Tabii bu tip sakatlıklar Trabzonspor'un üzerine çok büyük problem yaratıyor. Şimdi Dorukhan'ın gidişi tabii ki 3 yerliyi de biraz zorlattı Abdullah Hoca'yı. Yani dün Canin'in çıkışından sonraki Umut Bozok değişikliğinde Abdülkadir Ömür'le Gomez'i değiştirmek, ikisini saha içerisine atmak zorunda kaldı. Belki Ömür değişikliği burada biraz daha erken yaptığını düşünüyorum ben Abdullah Hoca'nın. Çünkü üç yerliği bulmak zorundaydı. Ama dediğim gibi yani sakatlıklar Trabzonspor'u şu an bence yani oyununun eksik bir parçası olduğunu düşünüyorum. Çünkü önemli oyuncular kenarda. Yani Dorukhan. Yani bunlar önemli oyuncular. Canini katıldı, Yusuf Yazıcı gelecek. Yani bakıldığı zaman bir oyunu güçlü daha güçlü hale getirmek için tabii ki bu kadar oyuncunun iyi olması Trabzonspor için çok daha etki olacağını bekliyorum.
Hocam şimdi önce Kızıl Yıldız maçı ardından da Gaziantep mücadelesi Trabzonspor açısından çok kritik bir eşik olması bekleniyordu. Sezonun geri kalanına daha sağlıklı bir ruh haliyle belki devam edilebilmesi açısından. Siz bu eşiğin sağlam ve sağlıklı bir şekilde aşılabildiğini sadece skor özelinde sormuyorum düşünüyor musunuz? Şimdi önünde bir milli ara var. Bu milli arayı nasıl geçirecek acaba Bordo Mavililer ve nasıl dönecek? Sezonun devamı bu şekilde bu galibiyetlerin ardından nasıl gelecek? Yorumunuz nedir? Yani eski skordan bağımsız konuşarak hem Kızıl Yıldız hem dünkü maça bakıldığı zaman Trabzonspor'un hem kaybettiği hem kazandığı maçlardan daha dengeli, daha yani kontrollü bir oyun vardı. Yani bundan önceki kaybettiği maçlarda biraz oyunun hızlı gidiş gelişlerinin çok içerisine girdi. Alışık olmadığı bir oyundu bu Abdullah Hoca'nın. Yani geçen sene bu sene bakıldığı zaman Antalya Spor ve Adana Demirspor maçında yani yakışadıklarını geçen senenin özelinde o kadar uzun sezonda hiçbir zaman yaşamadım. Bazen oyun ve oyuncular bunu getirebiliyor ki ben birazcık olsun bu o tip oyunların biraz oyuncuyla alakalı olduğunu düşünüyorum ama yani şu an biraz daha orta saha özellikle orta saha olarak geçen seneki hem pas yüzdesini daha iyi kullanabilen hem orada fiziksel ve oyunun hakimiyetini ele alabilen bir orta saha olduğu için oyun biraz Trabzonspor'un artık kendi istediği gibi oynanmaya başlandı. Bunlar bir süreç. Kazandıkça dediğim gibi bu oyun güçleneceğini ben düşünüyorum. Tabii ki milli takım arası hem dinlenme açısından hem sakatlıklar açısından önemli bir. Ama Trabzonspor'un gene 9 tane oyuncusu milli takıma çağırdı. Belki takım halinde, belki dediğim gibi yani o tekrarın çok olacak olduğu bazen problemler de yaşayabilir. Bu kadar oyuncu olduğu için milli takımlarda. Ama yine de ben sakatlıklar için ve takımın en azından yani gergin bir döneminin için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhakkak Trabzonspor'da bundan yararlanacağını ben bekliyorum. Hamdi Hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Tekrar size güzel bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. İyi yayınlar ben de sana. İyi keyifli haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet Hamdi Aslan'la da değerlendirmelerimizi yaptık değerli izleyenler. Bu bölümü de şimdi noktalayacağız. Türk sporunun efsane isimlerinden Naim Süleymanoğlu'nun hayatıyla saat başında gelişmelerle yine buradayız. Bugünün son Skype bağlantısını Ahmet Selim Kul'la yapacağız ve Fenerbahçe'nin hem performansını hem de gündemini kendisiyle konuşacağız. Selim günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın Ezgi, ben de iyi yayınlar diliyorum sana. Çok teşekkürler. Şimdi önce genel bir değerlendirmeyle başlayalım istersen. 5 gollü bir galibiyet Fenerbahçe'de milli araya son derece moralli girdi. Tabii ki rotasyondan, oyuncu performanslarından hepsinden birazdan bahsedeceğiz ama şöyle genel olarak bir karşılaşmayı yorumlarsak ne dersin? Ya tabii çok özellikle Fenerbahçeliler adına çok keyifli bir geceydi. 5-0'lık galibiyet. Bir o kadar kaçan pozisyon, kaçan penaltı, Fenerbahçe'nin maçın çok büyük bir kısmında yüksek baskıyla oynaması, rakibini bunaltması, özellikle ikinci yarıda bir bölüm var, bir 10-15 dakikalık dilim var ki Fenerbahçe rakibinin üstüne tamamen çöktü diyebiliriz. Rakibi orada kendi sahasına hapsetti baskıyla. Doğal olarak da bu tarz oyun, bu tarz yüksek oyun ki Fenerbahçe bunu sağlamaya çalışırken defansif anlamda çok fazla fedakarlık yapabiliyor. Bundan hiçbir şekilde çekinmiyor ve doğal olarak kalesinde pozisyonlar da veriyor. Bundan dolayı da ortaya çok heyecanlı maçlar çıkıyor. Yani futbol zaten bu heyecanlarla daha güzel. O yüzden Fenerbahçe'de Kadıköy'de şöyle bir detay verelim. Şu ana kadar oynanan bütün maçlarda biletlerin tamamını satışa çıkan biletlerin tamamı satıldı. Yani bu yansıyor direkt olarak. Dün akşam da 5 golü, 5 farklı ismin atması, maç sonunda George Jesus'un şu ana kadar İrfan Can, Eri Bayat dışında tüm oyuncularıma süre verdim kısmıyla övünmesi. Bunlar görünen şeylerin kenarında kalan detaylar. Fenerbahçe'de skor yükünü paylaşan bir oyuncu grubu var. Avrupa maçında Rennes'le grubun en zor deplasmanıydı. Orada çıkıp 2-0'dan 2-2'ye getirip bambaşka bir kadroyla. Burada lig maçında farklı bir skor alan yine farklı bir kadro var. Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyor diyebiliriz genel anlamıyla. İsmail Kartal'la geçen yıl yakalanan bir hava vardı, bir seri vardı. Şunu anlatmaya çalışmıştık. George Jesus'la oyun anlayışı tamamen değişti. Birçok detay tamamen değişti.
transfer sayısı onu geçti, yepyeni bir takım dedik. Ama yeni bir takım olmasına rağmen Fenerbahçe'de Jorge Jesus farkı kendini gösteriyor diyebiliriz. Fenerbahçe kısa sürede hem bir takım havasına büründü, taraftarını takım eden bir görüntü içerisine büründü, hem de istediği sonuçları almaya başladı. Bu şekilde bir genel değerlendirme yapabiliriz. Evet, ilginç bir şekilde bir oynayan oyuncu belki de bir daha 3 hafta sonra forma şansı buluyor ama yine hazır bir şekilde forma giyebiliyor ve belki de golünü, asistini de yapabiliyor. Bu anlamda Jorge Jesus gerçekten çok büyük bir takdir almış durumda. En azından taraftarın çok ciddi şekilde güvenini kazanmış durumda. Şimdi bunun ardından bir derbi var. Milli aranın ardından derbiye çıkacak, Beşiktaş derbisine çıkacak Fenerbahçe. Selim, istersen biraz bu milli aranın nasıl değerlendirileceğinden bahsedelim. Milli takımlara giden oyuncular da var şüphesiz ama Fenerbahçe nasıl değerlendirecek bu arayı? Tabii şunu vurgulamak gerekiyor öncelikle. Samandıra'da gerçekten Jorge Jesus çok ciddi bir forma adaleti sağlamış durumda. Ve hani özellikle biraz... Hani böyle arka planını sorduğumuzda gerçekten her oyuncunun bir çekincesi, saygısı ve çalışmak zorunda olduğunu hissettiği bir durum söz konusu. Milli arada da bu düzen devam edecektir. Tabii sonuçlar geldikçe de, galibiyetler geldikçe de doğal olarak teknik direktörün istedikleri oyuncularından istedikleri oyunculara daha ben bunu yapmalıyım noktasına geliyor. Fenerbahçe şimdi belki böyle bir ivme yakalamışken hem Avrupa'dan iyi sonuçlar alarak başlaması hem ligde Konyaspor maçından sonra bir ivme yakalamasıyla milli ara iyi mi geldi Fenerbahçe'ye, kötü mü geldi? Burası tartışmalı. Bence takımın form grafiği böyle giderken çok iyi bir zamanda gelen milli ara değil ama Fenerbahçe sezonu en erken açan takım ve Jorge Jesus'un antrenmanları gerçekten çok yoğun. Yani uzun antrenmanlar yapıyor, yoğun çalışmalar yapıyor. Maç günü dahi antrenman yapan, takımının fiziksel kalitesine çok fazla önem veren bir teknik direktör Jorge Jesus. Bundan dolayı da milli ara evet belki ivme açısından çok iyi bir zamanda gelmedi ama futbolcuların dinlenmesi açısından Fenerbahçe için önemli bir zamanda geldi. 4 günlük bir izin olacak, onu söyleyelim. Jorge Jesus futbolcularına iyice dinlenmelerini istiyor. Tabii milli takıma giden oyuncu sayısı da Fenerbahçe'de bir hayli yüksek, yerli yabancı ama ne olursa olsun futbolcuların bir çoğunun dinlenmesi için iyi geçecek. Fenerbahçe Beşiktaş maçı şimdiden bize gerçekten çok fazla şey vaat ediyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Fizik kalitesi çok yüksek iki takımın çok kıran kırana bir mücadelesi olacak. Ama Fenerbahçe'de planlar işliyor. İşlerde Jorge Jesus'un istediği doğrultuda gidiyor ki o da oyuncularına birçok övgü dolu sözde bulundu. Milli arada bu doğrultuda devam edecek. Dediğimiz gibi Fenerbahçe'de antrenmanların fizik kalitesi çok önemli. Şunu söylemem gerekiyor. Hem Alanya Spor cephesinde, daha önce Kayseri Spor cephesinde de Fenerbahçe'nin rakip teknik heyetler Fenerbahçe'nin fizik kalitesine yönelik çok fazla çıkarım yapmıştı. Fenerbahçe milli arada hem atmosferi korumaya çalışacak hem de bu fizik kalitesini dinlendikten sonra tekrar daha yukarı çıkması için çalışmalar sürdürecek. Maçın ardından Jesus'un Arda Güler'le ilgili açıklamaları vardı. Selim, sana onları da sormak istiyorum ama şu şekilde sormak istiyorum. Şimdi Arda'dan hep idmanlarda çok çalıştığı, kendini geliştirmeye gayret ettiği ile ilgili haberler gördük daha önce. Peki hala bu kadar genç bir oyuncunun fiziksel açıdan hazır olmaması ve Jesus gibi herkesi oynatan bir teknik direktörün Arda konusunda bu kadar çekimser kalmasının sebebi ne acaba? Yani Arda neden bir türlü o fizik gücünü geliştiremedi diye sorayım ya da doğru soru bu değil, başka bir açıklaması varsa onu da senden dinleyelim. Yani aslında biz burada şunu kabul etmemiz gerekiyor ki genel olarak sabırsız bir topluluğuz. Jorge Jesus bugün İsmail Yüksek'i milli takıma kazandırdı çok değil 2 ayda. Hani burada geçmişte bunlar yaşandı, yaşanmadı değil. Türk oyunculara bir ön yargı veya biraz böyle takma dur böyle bir durum olsa biz de burada bunları vurgulardık ama böyle bir durum söz konusu değil. Arda geçtiğimiz sezonun sonunda tamamen darbelerden kaynaklı bir sakatlık yaşadı ve 2 ay sahalardan uzak kaldı. Arda
az çalışıyor, üstüne düşeni yapmıyor gibi bir durum söz konusu değil ama o fiziksel gelişim biraz da doğal şekilde ilerliyor. Arda'nın kemikleri 17 yaşında daha Arda. Arda'nın direnci, dayanıklılığı ki Fenerbahçe çok fiziksel gücün ön plana çıktığı bir oyun oynuyor. Onu söyleyelim. Bundan dolayı bence Jesus dün Arda ile ilgili ekranlarda çok fazla işin negatif tarafından bahsetmek istemiyordu ama sürekli taraftarın Arda'ya yönelik tezahürat yapması, Arda ile ilgili sanki hani hoca oynatmıyormuş gibi bir durum oluşmasından dolayı bence biraz daha hoca detaylara girdi. Ben böyle düşünüyorum en azından ve Arda'yı da hazırladığını söyledi. Bu ne zaman olacak? Yani hocanın mutlaka bir hedefi vardır. Bakın Emre Mor mesela. Emre Mor'u ilk başta hoca çok oynattı. 2 maç, 3 maç, 11'de başladı. Sonra bir anda bir 3-4 maçlık bir kaybolma sürecine girdi. Hoca antrenman performansına, antrenmanda yaptıklarına futbolcuların çok fazla önem veriyor ve bugüne kadar Benfica'da, diğer kulüplerde sayısız genç oyuncu çalışmış, sayısız genç oyuncuyu dünya futbol piyasasına sürmüş bir oyuncu, bir teknik direktöre bu konuda biraz daha saygı duymak ve ona güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Arda az çalıştığı için hani geri kalmış durumda değil. Sadece bir altyapı bilgisi ki dün hoca onu da söyledi. Topsuz oyunda nerede ne yapacağını çok iyi bilemiyor dedi. Çünkü Türk futbolunda, Türk altyapılarında özellikle işin topsuz kısmı, bu tarz şeylerin eğitim seviyesi çok çok yükseklerde değil. Arda konusunda beklemekte fayda var. Ben eminim ki ilerleyen dönemlerde oyun anlamıyla kendini geliştirmiş, fizik anlamıyla daha farklı bir noktaya gitmiş Arda Güler'i hep birlikte göreceğiz. Ben bu konuda da Jesus'a güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi hani burada bir Türk futbolculara karşı bir şey olsa, bir genç hani böyle bir canımızı sıkacak bir durum olsa, yani Avrupa'da yabancı sınırı yokken 4 yerliyle sahaya çıkmazdı George Jesus. Burada sabırla beklemek gerekiyor. Arda ile ilgili dün yani her şey iyi giderken yine Arda diye bağırmak, Arda'ya bir torpil yapmaya çalışmak Arda'ya fayda getirmiyor. Bırakalım birçok oyuncudan verim alan, kadrosundaki bütün oyuncuları kullanmayı başarabilen Jorge Jesus bu konuda da güvenmek gerekiyor, öyle söyleyelim. Peki Ahmet Selim Kul, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, yorumların için. Tekrar sana iyi bir hafta diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Ahmet Selim Kul'la Fenerbahçe'yi konuştuktan sonra değerli izleyenler, gelin yine düne gidelim ve Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor'da Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı başardı. Şimdi A Spor editörü Furkan Bozoğlu Süper Lig ve Avrupa futbolundan notlarıyla karşınızda olacak. Furkan, günaydın. Hoş geldin yayınımıza, söz sende. Teşekkürler Ezgi Toper. Evet, Süper Lig'de 7. haftada geride kalmış oldu haftayı. Bu 7 haftada bay geçen takımlar da mevcut tabii ki. 7 maç oynayanlar da var. Şöyle genel istatistiklere bir göz atacağız, bakacağız. Artık şu an zaman milli arada. Milli takımımız toplanacak ve tabii ki Uluslar Ligi'nden bazı karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'e de biraz ara verilmiş olacak. Öncelikle Süper Lig'de alınan sonuçlara bir göz atalım. Hangi takımlar galip geldi? Kimler ne yaptı? Nasıl skorlar elde etti? Cuma maçları Galatasaray evinde Konyaspor'la karşılaştı. Bu mücadeleyi 2-1 kazanmayı bildi. Mücadelenin ilk dakikalarında, hatta saniyelerinde diyebiliriz, Sergio Oliveira takımını 1-0 öne geçirmişti. Güzel bir mücadele izledik. Konyaspor aslında biraz da direkler izin vermedi bu mücadelenin ilk yarısında, özellikle kazanan taraf Galatasaray oldu. Diğer karşılaşma ise Hatayspor Yukatel Kayserispor arasındaydı. 4-0 kazanmayı bildi. Cumartesi maçları hangi? Kredi Ümraniyespor 1, Kasımpaşa 2, Fraport Antalyaspor 3, Adana Demirspor 3, Antalyaspor 0, İstanbulspor 2, Beşiktaş 2. Pazar karşılaşmaları, yani dün oynanan maçlara baktığımızda ise Başakşehir ile Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor gol düellosunda kazanan takım oldu. 3-2 kazandı bu mücadeleyi. Ankara Gücü Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Ve Fenerbahçe evinde Alanyaspor'la karşılaştı. Ve bu mücadeleyi tam 5 golle tamamlamış oldu. 5-0 kazandı bu karşılaşmayı. Hemen bu mücadelenin genel istatistiklerine de bir göz atalım. Toplu oynama %60'a 40. Kornerler 12'ye 3. Offside 0'a 4. Faul 14'e 18 olmuş. İkili mücadele %51'e 49, yine Fenerbahçe'nin üstün olduğu bir rakam durumu söz konusu.
Defans istatistiklerine baktığımızda 10'a 15 top kapma, pas arası 7'ye 9, uzaklaştırma 7'ye 17. Alanyaspor daha fazla topu uzaklaştıran taraf olmuş. Gelen takımsa daha çok yarı sahasına hapseden takımsa Alanyaspor'u Fenerbahçe olmuş. Şut engelleme de 1'e 3 olarak gözüküyor. Şöyle hücuma da bakalım. Kaleye tam 14 şut çekmiş. İsabetli olan şut sayısı 11. Şut engellenen şut 3, şut pası 13 olmuş. Rakip ceza sahasında topla buluşma çok yüksek bir rakam. Fenerbahçe adına 43 kez Alanyaspor'un bulunduğu o bölgeye, 3. bölgeye topu aktarabilmiş Fenerbahçe. Bu da istatistiklere yansımış. 43 olarak dikkati çekiyor. 12 Alanyaspor'un rakamı olmuş. Bu karşılaşmanın istatistikleri bu şekildeydi. Hemen ben bir gol krallığı ve asist listesine de bir göz atmak istiyorum. Enler diyeceğiz. Gol krallığında ilk sırada Ener Valencia'yı görüyoruz. Tam 7 gol kaydetti. Bu 7 haftalık süreçte Fenerbahçe'nin bir haftayı da bay geçtiğini buradan söylemiş olalım. Hacı Wright 5 gol, Buffett'in bir gol misli 4. Aynı rakamda bazı oyuncular da mevcut. Beşiktaş'tan Enkodu, Jackson Muleka yine Beşiktaş'tan. Joao Figueiredo 4 gol attı. Younes Belhanda Adana Demirspor'da 4 gol attı. 3 gol atan isimler bu 7 haftalık dilimde. Alexander Maxim Gaziantep FK'dan, Antonio Mrsić ve Efkan Bekiroğlu olmuş. İlk 10 bu şekilde gol krallığında, asist krallığına da hemen göz atmak istiyorum ben. Yine tabii ki gol atmak çok değerli ama asist üretmenin de farklı bir meziyeti söz konusu oyuncular üzerinde. Ona da bir göz atacağız. Caner Erkin yıllardır bir bek olmasına rağmen Caner Erkin gerçekten asistleriyle öne çıkan da bir oyuncu olarak dikkati çekiyor. 4 asisti var. Wout Weghorst bir hücum oyuncusu, Beşiktaş'ın yeni transferi. Hem attığı gollerle hem de asistleriyle öne çıkan bir isim. İkinci sırada görüyoruz. Tabii ki ilk sırada diyebiliriz açıkçası. 4 asist Caner Erkin'le birlikte. 3 asist yapan isimler Efecan Karaca, Lincoln, Tolga Ciğerci. 2 asisti bulunan isimler ise Ahmet Oğuz, Aleksandru Maxim, Anastasios Bakasetas, Artur Masuaku ve Bado Ndiaye olmuş. Yine bu oyuncuların asistlerinin yanı sıra gole katkılarının da önemli olduğunu buradan ifade edelim. Peki puan durumunda son durum ne? Milli araya takımlar, hangi takımlar üst taraflarda gitti? Hangi takımlar orta, hangi takımlar altta? Şöyle bir bakacağız. Haftayı lider olarak tamamlayan takım Adana Demirspor olarak görüyoruz puan durumunda. Aynı puana sahip diğer takımsa 7 haftada aynı gol, beraberlik ve mağlubiyet sayısına sahip Galatasaray 16 puanda 2 takım. Medipol Başakşehir 3. sırada 14. Beşiktaş, Arabam.com, Konyaspor, Fenerbahçe 6. sırada. Trabzonspor 7. sırada. Yukatel Kayserispor 12 puanda 8. sırada bulunuyor. Çağdaş Atan'ın gelmesiyle birlikte daha etkili bir futbol görüyoruz Kayserispor'da. Gaziantep FK 9. sırada 11 puan. Kasımpaşa 9 puanı bulunuyor 10. sırada. Korendon Alanyaspor 11. sırada 8 puanı bulunuyor. 7 puanı bulunan tek takım Giresunspor ligde 12. sırada. Vava Kars Fatih Karagümrük 13. Fraport Antalya Spor 14. İstanbulspor 15. MK Ankara Gücü 16. 17. sırada Demir Grup Sivas Spor 4 puanı bulunuyor. Yine Ankara Gücü'yle aynı sayıdalar. Ankara Gücü'nü mağlup ettiğini de buradan söylemiş olalım Sivas Spor'u. 18. Hangi Kredi Ümraniye Spor 19. ligin son sırasındaki takımsa Atakaş Hatay Spor. Şöyle Süper Lig'deki bazı notları da aktarmış olduk Ezgi. Evet, Furkan Bozoğlu'na aktardıkları için çok teşekkür edelim ve şimdi bir de dün akşama gidelim. 90+1 programının kolajıyla Sabah Spor'u noktalayacağız. Hoşçakalın.